Arkadaşlar merhaba. Videomuzun konusu 10. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık amacıyla örnek bir yazılı sorularının çözümü olacak. Çözüme başlamadan önce hemen bir şeyi hatırlatmakta fayda görüyorum. mobil.ingilizce Instagram sayfası da bana ait bir Instagram sayfasıdır. Oradan da İngilizce ile ilgili çok önemli ve güzel paylaşımlar yapıyorum. mobil.ingilizce Instagram sayfasında takip etmenizi önemli tavsiye ederim. Yazılının 1. bölümü bu arada şunu da söylemek istiyorum. Kanalın 10. sınıf oynatma listesinde geçen dönemlerden kalma çok sayıda 1. dönem 1. yazılı çözüm videosu da var. O videolara da göz atarsanız sınavda başarı oranınız çok daha yükselecektir diye bir hatırlatmada da bulunarak çözüme başlıyorum. Şimdi vocabulary kelime kısmında bize bir takım kelimeler verilmiş. Önce kelimelerin ne olduklarını söyleyelim ve ardından çözüme geçelim. Keep me company. Bana eşlik etti anlamında kullanılan bir ifade. Participate katılmak, include içermek. Revise gözden geçirmek, çalışmak, sınava hazırlanmak için de kullanılır. Konu tekrar yapmak anlamında. Focus odaklanmak, grow up büyümek, büyütmek ya da yetiştirmek anlamında. Hand in teslim etmek, depart ayrılmak. Volunteer gönüllü olmak. Valuable değerli, necessary gerekli ya da zorunlu anlamda kullanılan bir kelime. Educational eğitimle ilgili eğitimsel, argue münakaşa etmek, messy karman çorman dağınık, well organized da iyi organize olmuş düzenli anlamda kullandığımız ifadeler. Bize 3 tane kelimenin burada ekstra olduğunu söylüyor. Yani 3 tanesi hariç geriye kalanlar ne yapacaklar? Cümledeki yerlerine yerleşecekler. Birinci cümleye bakıyorum. Mom gets angry. Annem kızar. With Paul. Kime kızar? Paul'a kızar. Because his room. Çünkü onun odası her zaman nedir? Bir anne en çok neye kızar? Dağınıklığa kızar. O yüzden buraya Messi gelecek. I want to be a football player. Ben bir futbol oyuncusu olmak istiyorum. Ne zaman olmak istiyorum? Büyüdüğümde olmak istiyorum. Buraya da grow up fiilini yazacağız. Grow up when I grow up büyüdüğüm zaman. Martin and Thomas. Martin ve Thomas are good friends. İyi arkadaşlar. Ama onlar... Şimdi ama olduğuna göre bir zıtlık olması lazım. Bunlar iyi arkadaşlar ama her zaman da argue yani münakaşa ederler diyeceğiz. What time does the train to Washington? Washington'a giden tren saat kaçta? Ha, kalkar anlamda neyi kullanmam lazım? Depart'ı kullanacağım. Harry works for WWF için çalışır Harry. As olarak ne olarak çalışıyordur acaba? İkinci cümle bize ipucu verecek. He helps to save animals natural habitats. O hayvanların işte doğal habitatlarını korumaya yardımcı olmaya çalışır. Demek ki gönüllü olarak çalışır diyeceğiz. Buraya da volunteer alıyorum. Şöyle acaba yazıları büyütmeye gerek var mıdır diye düşündüm. Gerek yok çünkü o zaman kadrajın dışına taşacak. Normal ayarına geri döndüm. Devam ediyoruz. Little Toby, küçük Lobby, loves, bayılır. Watching, izlemeye. Programları izlemeye bayılır. About, stars and planets. Ha, şimdi yıldızlar ve gezegenler hakkındaki programları diyor. Bu programlar nasıl programlar olur? Olabilir. Educational programlar. Educational. This year, bu yıl, I'll stop going out every day. Bırakacağım diyor her gün dışarıya çıkmayı. And I'll will yapacağım edeceğim anlamında on my studies çalışmalarıma. Şuradaki ona dikkat edeceğiz. Focus fiili odaklanmak anlamında daima onunla kullanılır. Dolayısıyla I will focus on my studies çalışmalarıma odaklanacağım. Martha loves acting. Martha oyunculuğa bayılır. So dolayısıyla o in the school plays every year her yıl okul oyunlarında acaba ne yapar? Yukarıdaki yerden bakıyorum. Evet, participate'i görüyorum. Okul oyunlarına katılır ve participate de buraya gelecek. This price, bu fiyat diyor. The flights, uçuşlar and all the museum tickets ve uçuşlar ve bütün müze biletlerini. Ha, uçuşlar ve bütün müze biletlerini includes içerir demem gerekiyor burada. Yani fiyata dahildir olacak. Include fiyata dahildir anlamında. This ring, bu yüzük is dear demiş. It costs more than 2000 pounds. 2000 pound'dan daha fazla tutan bir yüzükse bu yüzük yukarıdakilerden valuable'ı alacağız. Değerlidir. Valuable. Barbara until the bus arrived.
Barbara otobüs gelinceye kadar ne yapmış olabilir? Bana eşlik olabilir, etmiş olabilir. Kept me company ile de bu boşluğu tamamlıyorum. Kept me company. Ve son soruya geldik. I have to, ben zorundayım. My project, projemi to history, tarih projemi. Yok, history teacher, tarih öğretmenine projemi. Şurada EA yönelmesi var. Before the deadline, deadline son tarih demek. O zaman before, yani zamanı dolmadan, son tarih geçmeden ne yapmam gerekiyor? Teslim etmem gerekiyor vardı yukarıda, hand in. Evet, burada olması gereken şey hand in olacak. Teslim etmem gerekiyor. Birinci bölümü birlikte başarıyla tamamladıktan sonra şunu da söyleyeyim. İnternet ortamında rastgele, yani internet ortamında bulduğum sınavlara bakıp karşıma çıkan sınavlara sizin için en uygun olduğunu düşündüğüm bir sınavı çözüyorum. Ben de sizinle birlikte ilk defa çözüyorum. Onu da söylemekte fayda var. Reading bölümüne geçtik. Reading bölümünde bizden şu isteniyor. Metin verilmiş ve arkadaşlar fiiller verilmiş. Fiilleri bizim doğru bir şekilde yerleştirmemiz isteniyor. Sonra da bu metinle ilgili sorular var, cevaplanacak. Metne bakıyorum. Başlıyoruz okumaya. Hello. Selam. My name is Adam. Benim adım Adam. I am from the UK. Ben Birleşik Krallık'tanım. And I live in Liverpool with my family, ve ailemle Liverpool'da yaşıyorum diyecek. Yani kendisiyle ilgili genel bir bilgi verdiği için geniş zamanda özne I, you, we'de ise fiilin sonuna hiçbir şeyle eklenmez. O yüzden fiili alıp aynen yazıyorum. I am a high school student. Ben bir lise öğrencisiyim. My school is really cool. Benim okulum gerçekten güzel. Because it's very well. Çünkü o çok iyi. Şimdi ne diyebilirim buraya? Okul çok iyi organize edilmiş diyebilirim. Yukarıda vardı zaten well organized ifadesi. Kelime bölümünde de öyle bir ifade görmüştük. Veli verdiği için. Bakın şurada tire olduğu için benim sıfat türetmem gerektiğini anlıyorum. O yüzden buraya organized yazıyorum. And there are the great clubs there. O orada, yani okulunda harika kulüpler de var. My favorite school, benim favori okulum. Şöyle, okul değil. Okulla birlikte bir S ile başlayan bir kelime var. Is maths diyor, matematiktir. Ha, o zaman okul dersin diyecek ve buraya yazmamız gereken şey ders anlamında subject olacak. Yani favori dersim matematiktir. We have a maths lesson. Bizim matematik dersimiz var. Four times a week. Haftada 4 kez. But I like studying maths in my free time too. Bu too dahi anlamında, ama ben boş zamanımda da matematik çalışmayı seviyorum. Yürü be koçum, helal olsun. Böyle öğrenci, boş zamanında matematik çalışan öğrenciden bahsediyoruz. Peki. This week, bu hafta demiş şimdi. I read a book, ben kitap okumak. Şimdi bu hafta dediği zaman arkadaşlar geniş zaman değil. Yani bu haftaya özgü geçici bir durumdan bahsediyor. Dolayısıyla buranın ne olması lazım? Şimdiki zaman olması lazım. This week'ten ötürü burası I am reading olacak. Fiilimizi şimdiki zamana göre yerleştiriyoruz. I am reading a book. Bir kitap okuyorum. About hakkında, ne hakkında? İşte how to, S ile başlayan bir kelime var. Difficult math problems. Zor matematik problemlerinin nasıl çözüleceği hakkında diyeceğiz. Yani şurada olması gereken şey solve olacak. Çünkü solve çözmek demek. Also aynı zamanda I am a member of the Maths and Science Club. Ben matematik ve fen kulübünde bir üyesiyim. At my school, okulumda. Biz diyor buluşmak burada. Every Monday and Wednesday. Şurada her pazartesi ve çarşamba dediği için bu gene ne olması lazım? Geniş zaman s takısı da almayacak. Çünkü fiilimiz we. Biz buluşuruz. And our club leader is great. Ve bizim kulüp liderimiz harikadır diyor. Next month, önümüzdeki ay, we are going to participate. Biz katılacağız in a national maths competition. Ulusal, milli bir matematik yarışmasına. I am sure, eminim demiş. Bizim okul, şu eminim ifadesinden sonra eminim, I am sure, I think, sanırım gibi ifadelerden sonra mutlaka will kullanıyoruz. Gelecek zaman anlamında. O yüzden burası da will olacak. Will win diyeceğiz. Evet, eminim benim okulum kazanacak. Because everyone in the club. Çünkü kulüpteki herkes is studying really hard this year. Bu yıl gerçekten sıkı çalışıyor. İkinci paragraftayız. Hi, selam. I am Mary and I come from the USA. Ben Mary ve Amerikalıyım. I live in San Francisco'da yaşıyorum and I go to high school, ve liseye gidiyorum. I love my school, okulumu çok seviyorum. Because, çünkü it has amazing teachers, harika öğretmenleri var. This year, bu yıl dedi. Şimdi sahip olmak fiili. Bu yıl yine geçici bir durum. Bu yıla özgü bir durum. Şimdiki zaman yapardık ama İngilizce'de ing almayan fiiller var. Have fiili sahip olmak anlamında ing almaz. Peki ing alamayan fiil ne yapılır? Geniş zamanda kullanılır. Dolayısıyla
Have'i aynen yazacağım. We have, bu yıl bizim var. A lot of different lessons. Birçok farklı derslerimiz var. But my favorite one is history. Ama benim favorim tarih. I like learning about ancient civilizations. Ben seviyorum diyor. Antik, yani eski uygarlıklar hakkında öğrenmeyi, and older generations, ve işte daha eski nesiller hakkında öğrenmeyi seviyorum. Onlara dair öğrenmeyi. Desek bu hafta we are studying ancient Rome, antik Roma'yı, eski Roma'yı çalışıyoruz. I'm also a member of the Environment Club. Ben aynı zamanda çevre kulübünün de bir üyesiyim. We meet every Tuesday, her salı buluşuyoruz and we learn about the environment, ve çevreyle ilgili öğreniyoruz, bilgi ediniyoruz. Şimdi evet, ne dedi? Bilgi ediniyoruz. Sonra araştırma var burada. Ne demesi lazım? Araştırma yapıyoruz. Şurada cümlenin fiili we meet every Tuesday dediği için, zaman zarfı her salı dediği için, burası geniş zaman olacak. Dolayısıyla do research, araştırma yaparız. And give presentations ve sunumlar yaparız. On ne hakkında olur peki bu sunumlar? Bu çevre olduğuna göre gene çevre olacak. Yani environmental problems. Şöyle bu çevreyle ilgili programlar anlamında bu sefer sıfat olan formatı kullanacağız. Bakın şurada da şurayı ayırayım. Tamam. Şuradaki alı görüyorsunuz. O al oraya geldiği zaman environmental oluyor ve çevreyle ilgili oluyor. Environmental problems. Evet, next month, önümüzdeki ay. Önümüzdeki ay dedi şimdi. Gelecek ay yani. We organize an environment day. Biz bir çevre günü organize edeceğiz. Ha, şimdi bu bir plan niyet okulda. O yüzden bunun be going to ile yapılması lazım. Yani bunu da we are going to organize şeklinde tamamlayacağız. We'miz burada var zaten. We are going to organize. Evet. An environment day, bir çevre günü organize edeceğiz. And we are also going to clean up our neighborhood, ve çevremizi de temizleyeceğiz. I am sure it will be great fun. Eminim ne olacak? Çok eğlenceli olacak demiş. Şimdi şöyle yapalım. Burası bölünmesin diye. Mesela ne yapabilirim? Ben şuradan şöyle şu bölümü alırsam, efendime söyleyeyim, bizim bütün readingimiz bölünmez ve aynı yere çıkar. Peki. Readingi bu şekilde aynı yerden tamamlayalım. Şimdi read the text, metni okuyun, and answer the questions, ve sorulara cevap verin. Ama demiş ki read long form. Uzun cevap verin. Kısa cevap istemiyormuş öğretmenimiz. Dediğim gibi ben bulduğum bir sınavı çekiyorum. Şimdi diyor ki does Adam like practicing his favorite subject? Adam seviyor mu pratik yapmayı, sevdiği dersi? Both. Both her ikisi de demek. Hem okulda hem de evde. Evet. Ne diyordu Adam? Diyordu ki benim en sevdiğim ders odur. Üstüne de ne yapıyorum? İşte ben boş zamanında matematik çalışmayı seviyorum. Dolayısıyla biz madem uzun cevap verecektik, şöyle diyelim. Önce yes diyeceğiz, virgül atacağız. Ondan sonra he likes, uzun cevap istediğini unutmayacağız öğretmenimizin. Şöyle yapayım. Yes, he likes diyeceğim. Madem uzun cevap istiyor, practicing diye de devam edeceğiz. Practicing his favorite subject is favorite subject. Ne demişti orada? Both at school. Both at school. And at home. Ve uzun cevabımızı oluşturmuş olduk. Peki. Acaba şöyle aşağı alsam, tek satıra sığar mı? Sığar. Tamam. Peki. Cevap burada. Yes, he likes. Şunu bir de şöyle, tamam, kalınlaştıralım. Belki kızartalım. Peki. Why does Mary like her school subject? Mary neden subject değil? Why does Mary like her school? Mary okulunu neden seviyor? Şimdi şöyle, ne demişti Mary orada? I love my school. Okulumu çok seviyorum. Çünkü it has amazing teachers. Harika öğretmenler var. İşte cevap bu. Dolayısıyla şunu aslında ben şöyle alabilirim. Evet, tamam. Bunu bir kopyalayıp öznesini falan soruya göre değiştirebilirim. Uzun cevap veriyoruz. Yapıştıralım. Evet. Şimdi şurada önemli olan bu ay neye dönüşecek? She'ye dönüşecek. She diyeceğiz. Çünkü biz Mary'den bahsediyoruz şu anda. Evet. Ve she olduğu için de şurada mutlaka s takısı olacak. She loves. Şu my da o benim okulum der. Ama o bizim için she'dir ve onun okulu olur. Her school. O okulunu seviyor çünkü harika öğretmenleri var dedim.
Aynı şekilde sizin için şöyle kalınlaştırıp renklendireyim. How often does Mary's club meet? Mary'nin kulübü ne kadar sıklıkla buluşur, bir araya gelir? Ne demişti oraya? We are studying, şöyle kulübü bulmamız lazım hemen. Ve diyorum ki we have different, tamam. Şöyle we meet every Tuesday and we learn about environment. Bu çevre kulübü. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Every Tuesday diyeceğiz. Ve şöyle yazalım. They meet every Tuesday. Ne kadar sıklıkla. Dolayısıyla bir de şey de olabilir. Şunu da söyleyeyim. Madem her salı buluşuyorlar. Efendime söyleyeyim. Şöyle diyebiliriz. Once a week de diyebiliriz. They meet every Tuesday. Ya da they meet once a week de diyebilirsiniz. Once a week. O week ifadesi haftada anlamını sağlıyor. Is Adam's Club studying less this year? Adam'ın kulübü bu yıl daha mı az çalışıyor? Şimdi Adam'a biz bir dönelim bakalım. Adam ne diyordu? We meet tamam. Next month we are going şöyle. Because everyone in the club is studying really hard this year. Çünkü bu yıl kulüpteki herkes çok sıkı çalışıyor diyor. Dolayısıyla bunun cevabı hayır olacak. Biz şöyle diyeceğiz. No diyeceğiz. Evet. No. Yes ve no'dan sonra mutlaka virgül atıyoruz. It isn't studying less. Kulüpten bahsettiğimiz için it diyeceğiz. It isn't. Şöyle önce bir kısa cevap verip hayır diyebiliriz. Burada noktayı koyup ondan sonra onlar, kulüptekiler, they are studying hard diye de bitirebiliriz. They are studying hard. Onlar sıkı çalışıyorlar. Ve son soruya geldik. What is Mary's Club doing next month? Önümüzdeki ay Mary'nin kulübü ne yapıyor? Mary'nin kulübüne bakalım. Next month diyordu burada. We are going to organize an environment day. Bir çevre günü organize ediyorlar. Dolayısıyla kulüpten bahsettiğimiz için şöyle diyebiliriz. İtle başlayabiliriz cümleye. Şöyle it diyeceğim. It is. Evet. It is organizing. Evet. Ne organize ediyor? An environment day. Bir çevre günü organize ediyor. Environment day diye cevabımı noktalıyorum. Evet, gramer ve reading karışık bir bölümü bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi direkt gramer bölümüne geçiyoruz. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Bu bölümde demiş ki complete the sentence, cümleleri tamamlayın with the present simple, geniş zaman, present continuous, şimdiki zaman, will ece kaçak, bir de be going to ece kaçak. Bunların ikisi de gelecek zaman. Şöyle yapacağız. Cümleler üzerinden gidelim. Şimdi burada gördüğünüz tenslerin hepsi arkadaşlar gelecek zaman için kullanılır. Yani bu dört tensin dördü de farklı fonksiyonlarla farklı durumlarda gelecek için kullanılır. Bakın birinci soruda diyor ki look bak diyor that man, o adam feed the dog. Ha bir de şimdiki zamanı görüyorum ki şimdiki zaman anlamında da almış. Yani şöyle present continuous tense bir şimdi olan zaman işleri anlatır. İşte ne yapıyor? Çocuk oynuyor, araba gidiyor gibi. Bir de anlam kaymasıyla gelecek için kullanılır. Mesela bu hafta sonu Ankara'ya gidiyorum da olduğu gibi. Şimdi biz cümlelere göre davranalım o yüzden. Bak diyor. Bak diyorsa olay şu anda oluyor. Şu adam diyor. Şu adam. Evet. Feed beslemek var. Köpeği besliyor. Bu bizim bildiğimiz düz şimdiki zaman. Is feeding diyeceğiz. Bak şu adam köpeği besliyor. Peki. Birds fly to hotter countries in the winter. Burada bir soru var. Kuşlar uçarlar mı diyecek fiil uçmak. Daha sıcak ülkelere kışın. Şimdi bu kuşlarla ilgili genel geçer. Ben şöyle arkadaşlar onun açıklamasını yapayım. Bu dört zamanın dördü de geniş zaman için kullanılır ama bu bölümde öğretmen gelecek zaman için kullanılır ama öyle yapmamış. Her tense kendi zamanında kullanılmasını istemiş. O yüzden bu şekilde bir düzeltme yapalım. Buna göre gittiğimizi anlatalım. Burada bak dediği için şimdiki zamanda ve şimdiki zaman kullandık. Şurada kuşların genel tavrından bahsettiği için geniş zaman kullanacağız. Geniş zamanda sorular do ile does ile yapılır. Özne çoğulsa buradaki gibi kuşlar o zaman do ile yapılır. Dolayısıyla do birds diyeceğim. Do birds fly. Ve geniş zaman olduğu için fiilin sonunda ek falan hiçbir şey yok.
fly to other countries. Sıcak daha sıcak ülkelere kuşlar kışın uçarlar mı? Bu çorba diyor. Taste awful, berbat. Taste tadı şöyle olmak anlamında kullandığımız bir fiil. I can't eat it. Ben bunu yiyemem. Şimdi taste durum bildiren bir fiildir. Durum bildiren fiiller ing almaz. ING almayan fiil ne yapar? Geniş zamanda kullanılır. Dolayısıyla bu test olacak. Evet. Madem şunu da yapalım. Şöyle. Evet. Tamam. Bunu da yapalım. Do birds fly dedik. Evet. İşte test dedik. Tadı şöyledir dedik ve devam ediyoruz. Celia have breakfast in the bed now. Bakın şurada now var. Dolayısıyla in the bed yatakta. Celia şu anda yatakta kahvaltımı yapıyor diyecek. Şöyle alalım. Biz Celia. Fiilimiz orada have. Burada sahip olmak anlamında olmadığı için ing alabilir. Burada şey yapıyor. Joker fiili olarak kullanmış. Is Celia having breakfast in the bed now? Şu an yatakta kahvaltını yapıyor. Çünkü bu da bir soru cümlesiydi. O yüzden is'i Celia'nın önüne aldık. I am very angry. Ben çok kızgınım sana diyor. I not want. Ben istemiyorum. To talk to you now. Seninle konuşmayı istemiyorum. Want fiili ing almaz ve hep geniş zamanda kullanılır. Dolayısıyla burada da geniş zamanda yapacağız. Ve ne diyeceğiz? I don't want. Seninle konuşmak istemiyorum diyeceğiz. I, evet, don't want. Seninle konuşmak istemiyorum. İstemezsen istemeyecek öteki de. My cousins, benim kuzenlerim. Evet. Ne diyor? Lie. Lie uzanmak demek. On the beach. Şu anda kumsalda uzanıyorlar. Şu at the moment şimdiki zaman yapar. Kuzenler çoğul olduğuna göre ne diyeceğim? Are lying. Yalnız şuna dikkat edeceğim. ING eklerken orada harf düşüyor. Lie'da yani i ve e düşecek ve ing takısı öyle gelecek. Bu fiilin doğası gereği bu böyle. Are lying. Kumsalda uzanıyorlar. My school, benim okulum organize a festival next week. Gelecek hafta bir festival organize edecek. Bunu going to ile yapacağız. Çünkü planlı bir eylem. My school is going to organize. Peki. Ve 8. soruya geliyorum. 8. soruda ne demiş? The shops, dükkanlar açılmak at 9 in the morning, sabahları 9'da açılır. Bu dükkanların her zaman yaptığı iş. Dolayısıyla bu geniş zaman olacak ve dükkanlar çoğul olduğu için s takısı da almayacak. Open'u aynen yazacağım. I hope, umarım sen diyor, invite Walter to your party. Partine Walter'ı davet edersin diyecek. Ha, etmezsin diyormuş. Çünkü arkadan I don't like him diyor. Ben onu sevmiyorum. Tabii o zaman ne olur? I hope you ne diyelim? Umarım etmezsin. Want olumsuz yapacağız. You won't diyeceğim. Invite diyeceğim. You won't invite. Umarım davet etmezsin. Neden? Çünkü I don't like him. Onu sevmiyorum. We are making a birthday card for that. Babam için bir doğum günü kartı yapıyoruz diyor birinci konuşmacı. İkinci konuşmacı da konuşma anında bir şeyi yeni öğrenip o konuda karar veriyor. Buna spontane karar verme diyoruz ve bu tür durumlarda gelecek zaman anlamında yapayım, edeyim, sana yardım edeyim, ben sana yardım ederim. Will'i kullanıyoruz. Dolayısıyla ne olacak burada da? Will help olacak. Will help. Ben sana yardım ederim. Evet, diğer kısma geliyoruz arkadaşlar. Burada writing kısmı var. Şimdi writing de bizden istenen de şu. Bir paragraf yazın diyor. About your plans, planlarınızla ilgili. For next weekend, işte önümüzdeki haftaki planlarınızla ilgili. Tabii öyle olunca bakın bize doneler de vermiş. Şu donelere uygun yazın demiş. Where are you going and with whom? Ve kimle gidiyorsun? O zaman şöyle diyeyim. Next week böyle başlayayım. Önümüzdeki hafta next week I am be going to kullanacağız. Çünkü planlı gelecekten bahsediyoruz. I am going to. Going to dedikten sonra eğer gitmek fiili kullanıyorsanız mutlaka bir go daha kullanacaksınız. Next week I am going to go on a picnic. Ben pikniğe gideceğim. Go on a picnic. Şunu ayrı yazmamız gerekiyor. Evet, pikniğe gideceğim. Go on a picnic with my friends. With my friends team. With my friends, arkadaşlarımla. Şimdi birinci sorunun cevabını vermiş olduk. Hocanın istediği. Ne demişti? Nereye gideceksin ve kiminle? Peki. What are you going to do? Ne yapacaksın? Şimdi piknikte ne yapılır? Danalar gibi yiyeceğim abi falan.
Tabii odur piknikteki olay. Ama biz daha böyle şey söyleyelim. Daha ne diyelim mesela sadece yeme içimi olmasın. Şöyle diyeyim. Şöyle yapayım. Ne yapacaksın? Tamam. I am going to pikniğe gidelim mesela. Ne diyelim? I'm going to light a picnic fire. Ben bir piknik ateşi yakacağım. Fire. And cook, ne diyeyim mesela, cook the meatballs. Köfteleri pişireceğim. Peki, atıyorum, tamam. Siz başka bir şey yazabilirsiniz. Şu going to'lara dikkat edeceğiz. Who are you going to meet? There, orada, there. I am going to meet my school friends. Ne yapacağım? School friends. Okuldan arkadaşlarımla buluşacağım. Tamam. What are you going to eat? Ne yiyeceksin? Bunu zaten söylemiştik. Yukarıda söylemiştik. Tamam. Gene söyleyelim. I am going to eat. Bu sefer şöyle diyelim. Grilled. Izgara. Grilled meat. Izgara et yiyeceğim. Grilled meat. Peki, when are you going to study? Ne zaman ders çalışacaksın? Ha, ya ne güzel piknik yapıyorduk ya. Ders çalışmayı nereden soktun işin içine? O zaman şöyle diyeyim. I am going to study. Ben ders çalışacağım. After I come back home from picnic. Piknikten döndükten sonra ders çalışacağım. Ders çalışacağım. Yediklerim de sırtıma dizilecek abi. Peki, bakayım. Next week I am going to go on a picnic with my friends. Evet, arkadaşlarımla pikniğe gideceğim. I am going to light a picnic fire. Bir piknik ateşi yakacağım. And cook the meatballs ve köfteleri pişireceğim. Orada, ha şu şöyle, orada diye buraya eklenecek. O şöyle alalım, tamam, orada. Şimdi noktayı koyacağız. Sonra I am going to meet my school friends. Öyle alalım. Ha, değeri onun için oraya koymuşuz. Tamam. Tamam, tekrar düzeltiyorum. Tamam, şöyle yapacağım. Orada. I am going to meet my school friends. Okuldan arkadaşlarımla buluşacağım. I am going to eat grilled meat. Izgara et yiyeceğim. I am going to study after I come back home from picnic. Piknikten dönünce ders çalışacağım. Peki. Ve arkadaşlar, son olarak da bir diyalogumuz var. Burada diyaloğu tamamlayın diyor. Burası yani speaking kısmı gibi düşünebilirsiniz yazılının. Bakalım. Hello, selam diyor. How demiş. Ha, diyalog ne üzerine? What time? Saat kaçta? Peki, bir sonraki. Ha, şimdi birisi ne yapıyor? Bir yere geliyor. İlk selamı veren de şöyle diyecek. Mesela how can I ya da how may I help you diyecek. Burada can de kullanılabilir. May de samimiyet derecesi. Yani konuşmanın samimiyetine göre how can I ya da how may I help you. Yani bizde de öyledir. Mesela Türkçe. Sana nasıl yardımcı olabilirim ya da size nasıl yardımcı olabilirim? Yani resmi konuşmak istiyorsanız may kullanırsınız. Daha samimi sormak istiyorsanız can. Peki. Selam diyor öteki de. What time? Yani yardım edebilirim dedikten sonra yardım edecek kişi cevap veriyor. What time the next train to Bursa? Ha, şimdi şöyle. Ha, what time? Geniş zamanla soracak. Böyle uçakların, trenlerin kalkış varış saatleri İngilizce'de geniş zamanla anlatılır. Dolayısıyla what time does diyelim, does. Küçük harfli diyelim tabii onu. Evet, what time does the next train to Bursa depart, kalkmak, kaçta kalkmak. Bu en başta kelime bölümünde vardı zaten sınavın. Ha, mesela şurada it leaves demiş. Leave'le de sorabilirdik. Kalkmak ya da ayrılmak anlamında. Hadi burada leave'le cevap versin. It leaves at 2 o'clock. Ama şuraya biz de leave koyalım. Şimdi siz başka aynı anlama geliyor ama başka fiil koyarsanız belki hoca not kırar. Siz de bana söylenirsiniz. Peki. It leaves at 2 o'clock. 2'de kalkıyor. How long to get there? Şimdi how long ne kadar anlamında? Oraya ulaşmak ne kadar sürer diyecek. Bu sürmeyi İngilizce'de tek fiiliyle anlatıyoruz. How long does it diyeceğiz. Take alır. To get there oraya ulaşmak. It is 4 hours diyor. 4 saat diyor. 4 saat. To Bursa. Bursa'ya diyecek. Buraya bir to getirecek. Bayım. Şunu da ayıralım. Sonra diğer konuşmacı ne diyor? A ticket please. Ha, o zaman ben bir bilet alabilir miyim? Tamam. Can I
Can I have a ticket please? Bir bilet alabilir miyim? Dedikten sonra satıcının ne demesi lazım araya or koyunca? Single or return? Single olursa sadece gidiş. Gidiş mi yoksa gidiş dönüş mü? O anlamda da return kullanıyoruz. Single or return? Single please, sadece gidiş. How much does it? Şurada para sorduğunu how much'tan anlıyoruz. Tutmak fiili neydi? Cost. How much does it cost? It costs 45 liras please. Tamam. Şimdi son olarak ne diyecek? You are'la ne söyleyebilir? Buyurun anlamında here you are var. Buyurun. Teşekkür ederim. Ve sınavımız burada son buluyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın diyorum. Mobil.İngilizce Instagram sayfamı da mutlaka takip edin tavsiyesinde bulunuyorum. Kanalda geçen yıldan kalma, ki onların da sorulma ihtimali var, çok sayıda bir yazılı videosu, 11. sınıf yazılı videosu çözümü var. 11. sınıf oynatma sitesine de mutlaka bir göz atın diyorum. Başka bir videoda görüşmek, görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın arkadaşlar.